Toprak TV ekranlarından, köyümüz köylümüz programından ekranları başındaki tüm izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, 2015 yılını geride bıraktık. 2016 yılının ilk köyümüz köylümüz programında sizlerle beraber oluyoruz. Hemen bir kez daha o güzel dilek ve temennileri sizlerle paylaşalım. İnşallah bu önümüzde bulunan koskoca 2016 yılı tüm İslam alemine, tüm milletimize sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirsin inşallah. Dedikten sonra bu hafta Afyonkarahisar'ın en şirin, en güzel köylerinden bir tanesi. İşte hemen arkamda görüyorsunuz. Böyle ismini de zaten oradan almış. Kaya Dibi Köyü burası. Kayaların bulunduğu, hemen kayaların altında çok güzel bir yerde Kaya Dibi. Evet, Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Kaya Dibi Köyü'ndeyiz. Önce sizleri Kaya Dibi'nin o güzel görüntüleriyle baş başa bırakalım. Daha sonra tekrar sizlerle sevgili izleyiciler, Kaya Dibi Köyü'ne geldik. O güzel kış manzarasını sizler de ekranlarınızda izlediniz. Gerçekten bu ara hani her hafta programlarımızda söylüyoruz. Yani yağış sıkıntısı olduğunu her defasında söylüyoruz ama tabii aldığımız haber bugün veya yarın kar yağışı şeklinde olacağı haberleri geldi. Zaten hava da buralara, bazı bölgelere, bir kısım yerlerde kar olduğunu gördük. Efendim şimdi muhtarımızı gördük. Hemen köy meydanında o güzel tarihi çeşmenin olduğu yere geldik. Muhtarımız da buralarda çalışma yaparken yakaladık. Önce muhtarımızı bir tanıyalım. Evet muhtarım. Evet. Ben Kaya Dibi Köyü muhtarı olarak Sayın Yaşar Bey Toprak TV'den çekime gelmiş. Buna candan teşekkür ediyorum. Eyvallah. Köyümüzü tanıtma için buralara kadar gelmiş. Ayağına sağlık. Eyvallah, sağ ol. Tekrar ayağına sağlık deyip gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Şu anda köyümüz hayvancılıkla, tarımla geçinmektedir. Köyümüzün çok yerleri daş, parke taşları yoktu. Allah razı olsun. Kaymakamımız Sayın Erkan Demir'e gittim. Onun yardımıyla köyümüze 5000 metre taş aldım. Ve önümüzdeki senede tekrar 5000 metre taş alıp köyümüzün kalan yerlerini yaptıracağım. Ben muhtarlıktan çıkındığı sırada köyümüzde hiç yapılmamış yol kalmayacak. İnşallah. İnşallah. Bunu da köyümüze vaat ediyoruz. Köyümüzün dağlarının hiçbir yerde yollar yoktu. Özel idareden gittim. Müdürlerden izin aldım. Allah razı olsun devletimizden. 20 gün dozer çalıştırdım dağlarda. Dağ yollarını böyle karış karış oraya oraya ekleyerek yollarını asfalt gibi yaptırdım. Toprak yoldu ama arabalar ta köyümüzün sınırlarına kadar şu anda gitmektedir. Ve şimdi bir köyümüzün barajı kaldı. Onu da inşallah bakanımız söz verdi. Onu da yapacağız önümüzdeki senelerde. Söz verdi bakanımız, Allah razı olsun. İnşallah o da gerçekleşecek. O da gerçekleşecek. Bunu da elimizden geldiği kadar yapacağız.
Evet. Ha, kalan bizim köyümüz şimdi tarımla, hayvancılıkla şu anda idare olmaktadır. Yalnız devletimizden şunu istiyorum ben. Köyümüzde bir 30 tane inek verdiler sözüm ona. Evet. Bundan sonra devletimiz biraz daha yardım ederse sadece 15 kişiye verildi. Köyümüz 1000 hanelik bir köydür. Ha, çoğu da ona verdin, bana vermedin diyerek muhtarımıza gelip bazı darılanlar da oldu ama gönül koymasınlar. Bundan sonra bununla Orköy olarak şu anda şimdi köyümüz gayri bir köy, Orköy olarak geçti. Orköy olarak köyümüze inşallah ileride tekrar hayvancılıkla alacağız. Almayan kişilere de inekleri verecek devlet. Bundan da mütesir olmasın almayan vatandaşlar. Bu konuda muhtara ne yapmayalım, sistem etmeyelim. Çünkü devlet desteğiyle veriyor bunu. Belirleniyor, isimler belirleniyor. Evet. O isimlere göre veriliyor ama bakın muhtarım ne kadar güzel söyledi. Önümüzdeki zamanda yine inşallah böyle bir şey olacak. Almayanlar da bu işten faydalandıracağız diyor. Faydalandıracağız inşallah. Devlet şimdi tekrar tarımda olsun, hayvancılıkta olsun. Şu anda köyümüzde destek veriyor ve de alanlar da var. Şu anda yani 10 tane 20 tane devlet desteklemesiyle ayrıca bankaya gidip bu desteklemeyi de 0 faizle devletimiz veriyor. Ha burada şimdi kalan köprülerimiz var. Köyümüzün kanalı temizlenecek. Devlet su işleri de şey yaptım, o da olacak. Köyümüzün kanalının devamı olması için devlet su işlerinde vardım, o da olacak inşallah. Şu anda Isparta devlet su işleri bunu projeye aldı. Önümüzdeki sene kanalın devamı ta mezar önüne kadar yapılıp her iki taraftan da yolumuz devam edecek. Devletimizden de Allah razı olsun ve devletimize de Allah zavallı vermesin. İnşallah amin diyoruz. Şimdi Kayadevi köyü çok güzel bir yere kurulmuş. Etrafı, evet. Dağ, tepe. Zaten arkamıza da hem çeşme hem kayaları aldık. Sevgili muhtarım, çok güzel de bir görüntüsü var böyle, evet. Manzarası var. Evet. Şu anda köyümüz gerçekten de hele baharın olsa var ya, görülmeye değer yani. Ben buraya yani köyümüzün baharın arıcılığa gelir, hayvancılıklar gelir. Gelip görmeye değer yani köyümüzde. Bazı misafirleri de davet ediyorum. Elimden geldiği kadar da ben ilgileneceğim bundan sonra. Köyümüzü görmeye için, evet köyümüz biraz böyle sotalı bir yerdedir ama köyümüzü görme için gelenlere inşallah köylü olarak kucak açıp onları misafir edinmeye şu anda yetineceğiz inşallah. Tabii gelin Kayadevi köyüne misafir olun. Bu güzel havayı teneffüs edin. Efendim bu güzel manzaranın tadını sizlerde çıkartın inşallah. Muhterem de siz geldiğinizde misafir olduğunuzda zaten elinden gelen yardım mutlaka yapacak burada. Şu anda bir devlet özel idareden isteklerimiz var. Olduğumuz yerdeki su boşuna akıyor. Arkamızdaki çeşme var. Buraya önümüze bir su deposu yapılıp bu depodan da karşımızdaki köyün içme suyu deposuna suyumuzu bastığımız zaman bizim köyümüz hiçbir zaman susuz kalmayacak. Bunu da özel idareden şuradan olarak haykırarak söylüyorum. Yardımını istiyorum özel idareden. Afyon özel idareden. Bunu da talep ediyorum. İnşallah yardımcı olur. Devletlerimiz de kanalıyla bunu da duyurmasını istiyorum. Evet. Biz tabii şimdi muhtarımla beraber köyü gezmeye gideceğiz. Bakalım tepeden gördük. O güzel manzarayı izledik ama bir de köyün içerisinde neler var? Kimler ne yapıyor şu anda? Havalar soğuk. Bugün yarın kar yağışta geliyor. Millet neler yapıyor? Onları da bir yerinde görelim. Evet. Ondan sonra da biz programımıza burada devam edelim. Teşekkür ettim Sayın Yaşar Bey. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. Geldiğiniz için. Sizin ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz Toprak TV olarak her zaman köylünün, çiftçinin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bugüne kadar yanında olduğu gibi bugünden sonra da sizlerin mutlaka yanında i̇nşallah, olacağız tabii. İnşallah bekleriz. Evet. Hadi bakalım şöyle gidelim bir köyü hep beraber gezelim. Gezelim.
Köy hayatı malum. Bakın yalnız buranın güzelliklerinden bir tanesi sevgili izleyiciler. Hemen hemen her yerde su var, çeşme var. Ondan dolayı sıkıntı olmuyor. Vatandaş evinden hayvanı çıkartıp hemen istediği anda sulama imkanına sahip. Onu da biz az önce gördük, bunu da söylemiş olalım. Dayıcım traktörü çalıştırmış hemen. Makineyi takıyor böyle, bir tanıyalım seni. Ben Ekrem Kaçmaz. Evet, Ekrem dayı, nereye böyle yolculuk? Gübre saçmaya gidiyor. Gübre saçmaya gidiyorsun. Konuşlar. Ne var, tarla ekin mi var, ekine mi gidiyorsun? Buğday, buğday. Ha, buğday var. Hı hı. Nasıl, şimdi bu sene yağış da yok, sıkıntı, ondan dolayı neler söyleyeceksin? Vallahi takdir Allah'a bırakıyoruz. Sulama sorunumuz var, sulayamıyoruz. Allah'a bırakıyoruz artık. Ekiyoruz. Evet. Ekiyoruz ama bazen olmuyor, sulayamıyoruz, kalıyor, kısır kalıyor. Evet. Şimdi sen şeye gidiyorsun, gübre saçacaksın galiba. Evet. Ne kadar tarla, çok mu? 7-8 dönüm kadar var. 7-8 dönüm tarlamız var. Yarın da haber aldık. Bugün akşamdan sonra, yarın itibariyle kar yağışı geliyor. Onu bildiğim için zaten gübreyi atayım diye gidiyorum. Yani bugün fırsat mı fırsat? Tabii tabii. Çünkü bugün akşam veya yarın yağışın olacağı. Her an yağabilir, evet. Her an. Söylendi. Onun için elini çabuk tutman lazım. Tabii. Her an yağabilir. Evet. O yüzden biz seni buna fazla tutmayalım. Sağ yoksa ol. Her an yağabilir. Biraz daha yağarsa gübre işi kalmasın yani. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, seni tarlaya gönderelim. Gel bakalım burada şöyle. Keyifle güneşin karşısına geçmiş, yüzü gülümsüyor, elinde tesbih de var, göster bakayım tesbih. Bak şimdi. Tadını çıkaralım biraz. Oh, ne güzel be, hemen mi tanıyalım? Ben deminki konuşanın gardı abesiyim, Hasan Kaçmaz. Hasan Kaçmaz? Kaçmaz. Hasan amca maşallah ya, sen güneşin tadını çıkarıyorsun şu anda. Vallahi keyifler iyi mi? Neşe, keyif iyi, iyi mi? Allah'a şükür, iyi Allah'a şükür. Hayatımız böyle idare ediyoruz. Köy hayatı malum. Nasıl geçiyor günler? Çünkü havalar soğuk. Benim sade 3-5 dönüm ekiyoruz. Ondan uğraşıyoruz. Başka bir şeyi yok. 3-5 dönüm ne ekiyorsun? Buğday. Buğdayımız var. He, başka da bir ekinim dikinim yok Allah'a şükür. Buğdayın haricinde burada başka ekilen bir şey var mı? Buğday var. Arpa. Mısır ekerler sılacı için, hayvan işesi yem olarak kullanıyorlar. Evet. Ondan ayçiçeği. Ayçiçeği var. Evet. Ondan sonra arpa söylemiştik zaten. Evet. Buğday, arpa. Zaten burada ağırlıklı olarak buğdayla arpa zaten buralarda genellikle ekilen şeyler. Nasıl bu sene nasıl görüyorsun yani? Önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsun? Sen ektin şimdi mesela buğdayı, arpa. Kuraklık gidiyor. Yağış yok, Allah vermedi. Gölet söz verdi Eroğlumuz. O da ilgilenen yok şu anda. Evet. Gölet istiyoruz biz. Sizin, başbakanımıza söylüyoruz buradan. Sizin bir gölete, evet, burada bir gölete ihtiyaç olduğu söyleniyor. Evet. O göletinde inşallah buradan biz hemen bir duyuralım. Evet. Kayadı bir köyünde böyle bir ses yükseliyor sevgili izleyiciler. Gölet. İhtiyacımız çok, su ihtiyacımız çok. Evet. Gölet olursa daha gölet olursa daha iyi bir verim alacak bu köy. Şimdi tarlalarda mı siz göletle sulayacaksınız bundan sonra? Gölet olursa tabii mesela. Canım, tarlalarımız zaten ihtiyacımız. Suyu Allah vermiş, kayadan ihtiyacımızı gideriyoruz ama tarlalara su yok. Evet. Su ihtiyacımız çok büyük. Evet. İnşallah. Sulama İnşallah o ihtiyacımız da en kısa zamanda karşılanır diyoruz ve Kayadı bir gezisi devam ediyor. Hadi bakalım. Kayadibi köyünü gezerken sevgili izleyiciler, tabii ki o meşhur köy odalardan birini gördük. Hemen onlardan bir tanesine bir misafir olalım dedik. Maşallah sobamız bir tarafta yanıyor. İçerisi sıcak. Çaylar demlenmiş. Sohbet muhabbet zaten o biçim. Yani ortam çok güzel köy odasında. Hemen baktım, ortamda iyi olunca böyle oturmuş, düşünen birini gördüm yani. Bir selam vereyim dedim şöyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tanıyalım bakalım seni. Süleyman Çelebi.
Süleyman Çelebi. Gayribi köyünden Süleyman Çelebi. 1940 doğumlu. 75 yaşındayız. Evet. Ama çok şey yapmışsın be Süleyman dayı. Yıpranmışsın bayağı o zaman yani. Gerçekten. Şimdi bazen mesela bakıyor söyle 74-75 yaşındakilere böyle. Bizden genç gösteriyor neredeyse yani. Şimdi, niye yıpradın şimdi böyle diyor. Bizim daima dış odaklı olduğu için gençlerimiz bütün dışarıda çalışmakta. Kendi mekanımızda iş bulamadığı için ekmek parası için doğudan batıya kadar gitmekle meşgul. Ama 6 ayda gelecek. Ama 1 senede gelecek. Ama iş gelmeyecek. Yani yerleşen pek olmuyor da giden çok. Giden çok oluyor. Niye gönderiyorsunuz milleti buradan Süleyman dayı? Şimdi iş elimiz... Kovuyor musunuz yoksa? Gidin buradan hayır, diye. Hayır. Ekmek davası için geçim sahasında bizim daima kırsal olduğu için ziraatçılık kısık. Arazimiz o kadar verimli değil. Tabii arazimiz sizde bağ bahçe işi de yok mesela yani. Evvelden suyumuz çoğu olurdu. Benim iş ettiğimde dağdan gelen suyla yani 5 kilometre yere 6 kilometre yere su götürüydük. Kanaldan, şu kanaldan akan suyu götürüp suladık. Şimdi yıllar kısır gittiği için dağlardan yeterli su gelmiyor. Köyümüzde içme suyunu bile zor tecemin ediyoruz. Depomuz var yani görmüşsünüzdür. Gördük. Depoda biriktirerek yani 5 saat dolduruyoruz. 5 saatte 3 saat aktırıyoruz. Herkes suyunu öyle alabiliyor. Yani havala kısır gittiğinden sularımız, içme sularımız bile yeterli değil. Şükür yine de bugünkü günümüze. Köyümüz ne ele borçlu, ne çok zenginiz, ne de çok fakiriz. Şükür bugünkü günümüze. Şu anda iyisiniz maşallah. Yani şöyle şimdi şu ortamı arayan birçok insan vardır. Evet. Yani para verse bulamaz şöyle bir ortam evet. Mesela. Şurada odaya geliyorsunuz mesela. Odada birbirinize dertleşiyorsunuz. Sıkıntınız varsa tabii. Böyle öyle değil mi? Tabii. Birbirimizin bir aradasınız yani. Bir aradayız. Yani kış günleri toplaşabiliyoruz. Evet. Kış günleri iş olmadığı takdirde odalarımız, misafirhanelerimiz var. Her kim olursa olsun gelir odamızda kalabilir burada. Yani kadim olarak yatar yemeğini veririz mesela. Yemeğini veririz, ihtiyacını temin ederiz. Arabamız çok. Arabasına biner gider. Arkadaşlar şey yapsın. Bak şimdi yani odaya geldiğin zaman burada misafir olabilirsin. Yani evet, burada evet. Ben nerede kalacağım? Bak hayır, burada hayır. Sıcacık yatma yeri var. Öyle. Komşular, muhtar veya kim olursa olsun sana böyle yemek getirme imkanı var. Komşumuzun hepsi evinde Allah daha çok versin. Hepsi misafir geldi mi evinde pişirdiği yemeği buraya getirir. Misafir oldu muydu getirir. Misafir olmadı mı kendimiz toplaşırız, oturup sohbet ederiz. Allah'a şükür, öyle bir başka yerler gibi birbirine takkın, efendim birbirine işeyli bir adetimiz yoktur. Allah size çok şükür ediyorum. Allah size çok versin. Amin. Gelen misafirler de bundan tabii ki sebeplensinler. Tabii ya. Gel bakalım şöyle ve aleyküm selam gel. Şöyle yanıma gel bakalım. Şöyle gel bakalım. Odaya da bir taraftan böyle hemen gelenler de oluyor. Bir tanıyalım. Ben Kayseri köy vatandaşı Turan Türk. Turan Türk. Evet. Evet. Turan abi ne iş yaparsın? Yani köy muhtarlığında az olaraktan görev yapıyoruz. Allah'a şükür şu an sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Oh. Çalışıyoruz. Emekliyim.
Emeklisin. Evet. Boş zamanlarında odaya geliyorsun. Evet, burası bizim cümle odamız yani, komşu odamız yani. Hep genellikle beraber. Akşamları falan da burada oturuyorsunuz değil mi? Tabii. Çünkü burada kaydediniz de mesela kahve olayı yok bildiğimiz yok. Kadarıyla. Köyümüzde kahve yok. Köyümüzde yani odalar vardır. Herkesin yani kendisine yani mahalle olarak da mahalle odaları bunlar. Yani herkes gelir oturur. Güzel yani burada sohbet eder, çayını içer. Gerekirse felfine düzenleriz. Aramızda mesela birimiz tatlı döker, birimiz pilav yapar. Hep beraber yani ne bileyim komşuya yeriz, içeriz. Biz kaya dibine tekrar misafir olursak evet, aslında evet. Onları kaçırmayalım. Yani akşamları bir de böyle bizim birçok köyde, kasabada oyunlar falan vardır. Böyle eskilerin oynadığı oyunlar. Sizde de var mesela? Bizde de yüzük oyunları var. Yani gençler genelde burada yüzük oyunu yaparlar. Yani ne bileyim yani taraf olarak da vakit geçirmek amaçlı. Yani öyle kumar misali değil de yani yemeği misali. Yani o şekilde yani sucuk alırlar, ne bileyim yani tatlı alırlar, çikolata alırlar. Yengen yenilen taraf misali. Ya şunu demek istiyor abim. Hani burada bir oyun oynanır. Efendim burada kim yenildi? Abim yenildi mesela. Gidecek bir baklava alacak veya ne bileyim bir şeyler alacak. Ne kadar güzel ya. Bundan güzel bir şey olur yani. Yani şu an hala da yani eski bir takım şeylerimiz devam ediyor. Mesela kışın özellikle mesela odalarda bizim bir meşhur arabaşı yemeğimiz vardır. Arabaşı yaparız. Hep beraber güzelliğine buradan davet ederiz köylüyü, komşuyu. Hep beraber yeriz yani o şekilde. Oh ne kadar güzel ya. Mis gibi hayat. Evet. Köyde hayat var. Köyde hayat var. Yani ne olursa olsun yani şehirlerin ileriki zamanlarda geleceği yer köylü. Canım siz 30 senelik muhtarı bile İstanbul'dan buraya getirmişsiniz adam yani demek ki yapamıyor. Köy olmadan da yapamıyor yani. Yapamıyor ya. Şimdi bu adamın İstanbul'da mesela 5 katlı evi var. Dursa duramaz mı? Ama köy çekiyor buraya. Yani burada az çok bunun da tarlası, takkası, evi de mi var? Emekli oldu, geldi adam buraya yerleşti. Yalnız muhtar laf aramızda evi öyle bir yere yapmış ki abi. Ama şimdi köylüydü. Oksijenin bol olduğu yere böyle herkes de rahat görebileceği bir köylü denetliyor etraftan. Evet. Onun için yani. Evet. Kim ne yapıyorsa karşıdan görüyor zaten. Evet. O şekilde yani Allah razı olsun. Demek yani. Ki oradan da takip ediyor böyle bakıyor. Biz çünkü birçok görüntülerimizin birçoğunu evet. Muhtarın evinin balkonundan aldık. Çok güzel de manzarası var böyle. Manzara güzel yani. Etrafı tüm ovaya tekabül eden yani etrafını çevirleyen bir yukarıda ev işte. Tamam biz o zaman ne yapalım? Muhtara o yaz zamanlarında böyle bir misafir olalım. Orası hakikaten inşallah. Güzel de eser böyle yani öyle değil mi? Bizim mesela köy olaraktan biz misafirperver insanlarız. Her zaman bekleriz. Kim olursa olsun. Eyvallah zaten. Yeter ki ben geldim burada konaklayacağım desin. Tabii. Yani tamam. En güzel de bu işte. Kim olursa olsun şuradan bir yabancı geldi buraya mesela. Gel bakalım ya. Kimsin nesin diye. Otur bakalım kendisi. Bir çayımız içelim. Bir yemek karnı açsa bir yemek yedirelim değil mi? Tabii ki. Yani bunlar bizim çok güzel adetlerimiz aslında. Bunları da sürdürebiliyorsak ne mutlu. Gerçekten çok güzel. Evet köy odasında durumlar böyle. Gündüzleri çok fazla kimse olmuyor ama akşam saatlerinde oda dolu oluyor. Evet, evet. Onun için odayı da böyle gelmişken ziyaret edelim. Buradakilere bir selam verelim istedik. Ne yapalım? Tabii ki biz yolumuza devam edelim.